Sarayı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu organizasyona bir yıl evvel birlikte karar verdik ve esasen 2018-19 yılından beri düşünmekte olduğumuz bir projeydi. Çünkü aşağı yukarı bu yıllar Herodot'un 2500. doğum yılına tam bilinmese de o döneme denk geliyordu. Yani bu salgın dolayısıyla biraz ertelenmiş olsa bu toplantı esasen 2500. doğum yılını kutlamak amacıyla yapılıyor. Bodrum'un en ünlü hemşerisi olan Herodot. Bu bakımdan bu toplantının ayrı ve özel bir anlamı var. Bu bağlamda yaşayan, hayatta olan en ünlü Herodot araştırmacıları, Herodot'un eseri üzerinde, Herodot'un anlatımı üzerinde yıllarını vermiş, 30-40 yıldır bu konuyu çalışan değerli tarihçiler dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya teşrif ettiler ve bizleri onurlandırdılar. Hepsine huzurumuzda çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Herodot'u daha iyi tanıyacağız. Üzerinden 2500 yıl geçmiş olmasına rağmen bu değerli eser, tarihler eseri halen birçok bakımdan araştırmacılar için temel eser niteliğindedir. Sadece Bodrum ve yakın çevresi için değil, tüm Akdeniz dünyası için değerli bilgiler içeren bu eseri ve bu eseri yazan kişiyi bu çalıştayın bildiğinde bilmediğimiz birçok yönüyle daha iyi tanımış olacağız. 8 ülkeden 23 bilim insanı şu anda salonumuzda ve tarihin babası Herodot'u konuşacağız. Herodot kimdir diye sorarsanız biz Herodot'u hemşerimiz olarak tarif ederiz. Bodrum'da doğdu büyüdü. Bizim Bodrum biliyorsunuz antik çağda çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bir sürü medeniyete ev sahipliği yapmış topraklardan bahsediyoruz. Ve çok önemli de filozoflar yetiştirmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu topraklarda yaşamış bunca medeniyetin ve büyük şahsiyetlerin geleceğe taşınması neden önemli? Çünkü bu topraklarda yaşayan insanların, gelecek nesillerin tarihini bilmesi gerekiyor. Ancak bu toprakların tarihini bilirse, medeniyetleri bilirse, o zaman bu topraklara olan saygısı artacaktır. Çevreyi koruma bilinci artacaktır. Barışa, demokrasiye olan isteği, talebi artacaktır. Buna inanıyorum. O yüzden Herodot sempozyumunu çok önemsiyorum. Herodot'un heykellerini de boyayabilirsiniz, isimler de verebilirsiniz. Ama bunlar da tıpkı popüler kültür gibi gelip geçici olabilirdi. Bir şeyin kalıcı olmasının tek yolu bilimsel çalışmalara, akademik çalışmalara konu olmasıdır. O yüzden Herodot'un dünyanın çok önemli bilim insanları tarafından Bodrum'da, doğduğu topraklarda tartışılacak olması, onunla ilgili makaleler yayınlanacak olması, bu toplantıdan bir sonuç bildirgesi çıkacak olması ve bunun bütün akademik çevrelerde, bilim çevrelerinde paylaşılacak olması bence bu yapmaya çalıştığımız her şeyin en önemli sonucu olacaktır. Dünya tarihini araştıran, antik çağ tarihini araştıran bütün araştırmacıların sadece bir hafta için değil, yılın her döneminde Bodrum'a gelerek burada bu araştırmaları yapmaları için onlara gerekli ortamı hazırlamayı planlıyoruz. Asıl hedefimiz bizim budur. Aynı şekilde Halikarnas balıkçısı için de bu çalışmaları yapıyoruz. Halikarnas balıkçısı da çağımızın filozofudur. Onunla ilgili de yine bilimsel, akademik çalışmalar yapılıyor. Şu anda bir Halikarnas balıkçısı belgeliğini hayata geçiriyoruz. Ve Bodrum'la ilgili yapılmış bütün araştırmaları o belgelikte hem somut hem de dijital sanal olarak bulabileceksiniz. Ve dünyanın her yerinden Bodrum'la ilgili, Bodrum tarihiyle ilgili ya da
burada yaşayan medeniyetlerle ilgili yapılan bütün araştırmaları orada yine bulabileceksiniz. Yani eğer bunları biz bu şekilde somutlaştırabilirsek ve bilimsel çalışma olarak bunu edebilirsek, işte o zaman asıl başarıyı sağlamış oluruz ve Bodrum'un turizm potansiyelinin yanına bir de bilimi, çağdaşlığı, akademik dünyayı, kültürü, sanatı da yerleştirmiş oluruz. Ali Kaynas Balıkçısı Cemal Şakir Kabağaç da Herat Atış'ın şunu söylemiş. Değil, yalnız Anadolu'nun tek bir dünyanın ilk ve en büyük turisti demiş mesela. Ki Bodrum'un turizm potansiyeli de demek ki hiç de tesadüf değil. Halikarnas'ta Herat Oğuz, Batı Devleti'nde tarih kurucu eser olarak kabul edilen Tarih isimli kitabında dünyanın farklı bölümlerine yaptığı seyahatleri ve yaşadıklarını anlattığını bahsediyor. Ben buradan şunu anlıyorum, Gözce Başkan da söylediği üzere sadece Anadolu değil, dünyanın ilk en büyük turisti. Bizim Evliya Çelebi'ler gibi o dönemde de böyle gezgin, gezdikleri yerlerde gördüklerini aktaran insanımız tarihin başlangıcından itibaren var olmuş. Tarihin başlangıcından itibaren bu coğrafya iklimiyle, deniziyle, ormanıyla, yeşiliyle inanılmaz bir çekim sahası olmuş. Bu da burayı çok zenginleştirmiş. Tarihin babası Herodot'un adını doğu topraklarda yaşatmak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen hemşerimiz Herodot Haftası kapsamında yapılan kültürel ve bilimsel etkinlikler bize bu açıdan çok büyük değer kattı. Bu organizasyonda emeği geçen düzenleme komitesi başta olmak üzere gelen hocalarımız, başkanımız, başkan yardımcılarımız, bu programda her kim katkıda bulunursa hepsine ayrı ayrı bu ilçenin kaymakamı olarak teşekkür ediyorum.